Süreyya Hanım, benim kafam karıştı. Tam anlayamadım. Yalnız bu Ekrem Ağa'ya satılan tarla değil. Gerisi de var yani. Var Hayati Bey, var. İşte burada bir kopyası var hepsinin. Bu Ekrem'e satılan. Bu 15 dönüm İsmail Derici. 20 dönüm Kadir Baş. 40 dönüm Nuriye Taştan. Böyle böyle 190 dönüm olmuş. Muhasebe bir karşılığı yok tabii. Yok, sıfır. Siz tanıyor musunuz bu Taceddin Kara Usta denen adamı? Tanımıyorum Hayati Bey'i. Hayatımda görmedim. Nereden tanıyayım? Arsaların hepsini o mu almış? O almış. Benim çocukluğumun ata toprağını kendi malıymış gibi dağıtmış. Çok ağrıma gidiyor Hayati Bey. Gerçekten böyle aptal yerine konmak... sindiremiyorum. Bunu yanına bırakmayacağım. Hesabını sormamız şart Hayati Bey. Tabii Züleyha Hanım. Derhal görevi kötüye kullanma, zimmet, irtikap davaları açacağız. Maddi manevi bütün zararı tazmin etmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ne yaptın? Dava edecek mi o ajanın ismi? Git ya. Et sürüsünü ben yanına aldı, adam etti onu. Utanmadan, sıkılmadan bu çevirdiği işler nedir? Saniye, biz çok büyük günahını almışız Ercan'ın. Nasıl günahını almışız? Neden bu çocuk bana biliyor musun? Kandırdı beni dedi, sizi de kandıracak dedi. Ben anlamadım. Ne oluyor Züleyha? Ne oluyor? Kim kimi kandırıyor? Bir anlat hele. Betül, Saniye. Betül. Ne olmuş Betül'e? Arazilerimizi satıp cebine parayı atan Betül'müş. Emin misin peki? Eminim tabii. Satışta imzası var. Demi Bey'in ona verdiği vekaletle yapmış hepsini değil mi? Tabii. Olacak iş değil. Sen akrabasın akraba. Aynı bahçenin içinde akşam yemeği yedin insanlara sabah böyle sahtekarlık ediyorsun. Olacak iş değil. Ya maalesef işte. Bir de Demir Bey aldı bunu şirketin başına geçirdi. Daha vekalet falan verdi. 20 dönüm arazi için yaptığı şeye bakar mısın? Ne 20 saniye? 190 dönüm. 190 dönüm mü? 190 dönüm. Şimdi almaya kalksan kim bilir kaç para. Ha Şermin, o arabaları falan hep o parayla mı? Tabii. Dedim ama. Dedim. O kızın o gözlerine bir dikkat et dedim. Kızın gözü güzel bakmıyor Şermin'e. Kızı armut dibine düşer dedim. Bir dikkat et dedim. Dedin. Ben dinlemedim. Dedin. Şimdi ne olacak, ne yapacaksın? Bilmiyorum ki, kafam çok karışık. Versem bunları mahkemeye, sürüm süründürsem... bir yanda Lütfi ablanın gelini olacak, Fikret'in nişanlısı. Söylesem bir türlü, söylemesem bir türlü. Şaşırdım kaldım, bilmiyorum ne yapacağımı. Yok. Söylememek olmaz, söyleyeceğim. Fikret'in öyle göz göre göre bir dolandırıcıyla evlenmesine izin veremezsin yani. Kadının zaten maksadı öyle yuva kurmak falan değil. Fekelinin mirasına çökmek, bari Fikret'i yakma. Nasıl söyleyeceğim ben buna şimdi? Nişanlın hırsız çıktı, bizi dolandırdı mı diyeceğim? Söyleyeceğim, mecbur. Öyle diyeceğim. Ben söyleyeceğim, mecbursun. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.